Vali İbrahim Şahin'in öğretmenlerin okula kahveye gider gibi giyindiği konusundaki eleştirilerine Eğitim Sen ve Eğitim İş Sendikaları temsilcileri de katıldı. Sendika temsilcileri eğitimde daha ciddi sorunlar olduğunu söyleyerek öğretmenlerin çağdaş giyinmekte özgür olmaları gerektiğini ifade etti. AK Parti'nin 13 yıllık icraatlardan birisinin de okullarda türbanın önünü açmak için kılık kıyafet yönetmelerini değiştirmek olduğunu kaydeden Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz, Vali Şahin'in açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum. 4 ay önce Yalova valisinin öğretmen Halil Serkan Öze, dilenci gibi giyinmişsin demesinin ardından hayatını kaybettiğini de asla unutmayacağız. Bu bizim için hala büyük bir üzüntü. Eğitimde bunca tutarsız politika varken öğretmenlerin kıyafeti en son konuşulacak konu. Eğitimin niteliğini arttırmak için kıyafetle değil daha çok ciddi şeylerle uğraşılması gerekli. Sürekli kaosa sürüklenen eğitimimizde öğretmenlerimiz çağdaş kıyafet seçebilme zeka düzeyine sahip. Ben Vali Şahin'in iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Ancak giyim konusunda kendi kararını verebilme özgürlüğüne sahip olmalı diye konuştu. Eğitim İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Rüstem Kara ise Vali Şahin'in açıklamalarına destek verdi. Kılık kıyafet yönetmeliğiyle ilgili Sayın Samsun Valisi İbrahim Şahin'in bir açıklamasını basından görüyoruz. Ve ilk öncelikle yapılmış olan bir toplantıda öğretmenlerimizin kılık kıyafetinden yakınmaktadır. Dolayısıyla biz ilk başından beri ifade ettiğimiz gibi öğretmen çağdaş kılık kıyafet giyimini kendi özgür iradesiyle elbette ki seçme hakkına sahip olmalıdır. Ancak kılık kıyafet yönetmeliğiyle oynanılmasının amacı başkaydı. Şöyle ki bir okullarımıza bu siyasi iktidarın uygulamalarının kılık kıyafetle yönetmeliğiyle ilgili uygulamalarından önceki bir de bugünkü durumuna bütün veliler, bütün vatandaşlar baksın. Öğretmenlerimizin kılık kıyafetine baksın. Sadece bu andan itibaren çok istemediğimiz kılık kıyafetin elbette ki şu anda okullarımıza girdiğini hep birlikte görüyoruz.